Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TTT Geometri Kampı'nın 25. haftasının 3. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Çember analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani ne anlatacağız size? Çemberin genel denklemini anlatacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 231 ve 232 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin genel denklemi aslında çok basit. Bundan önceki iki videoya hakimsen burada da çok basit bir bilgiyle buradaki videoya da çok hakimsin demektir. Yani eski bilgilerin sadece ve sadece çember hali şu şekilde gelecek. Bu şekilde geldiği zaman eski bilgilerle bildiğin bilgileri yine kullanaraktan sonuca rahat bir şekilde ulaşacaksın. Peki biz neyi biliyorduk hocam? Çemberin şu denklemini biliyorduk. Merkez A virgül B yarı R olan çemberin denklemi buydu. Bunun açık vaziyette gelmesine de çemberin genel denklemi adını veriyoruz. Hatta bak şöyle gösterelim. Şunu açtığımız an x eksi a'nın karesi artı y b'nin karesi eşittir. R kare açtığımız açıp düzenleyecek olursak e, x kare eksi 2 ax artı a kare y kare eksi 2 b artı b kare eşittir r kare geldi ya buradan eşit sıfır şeklinde yapalım x kare y kareler yan yana gelsin eksi 2 ax eksi 2 b artı a kare artı b kare eksi r kare eşit sıfır şeklinde oldu bak x'in kat d, y'nin kat e, sabit sayıya da f dersek eğer bu şekilde x kare artı y kare artı dx artı e artı f eşit sıfır şeklinde çemberin genel denklemine ulaşıyoruz. Peki hocam çemberin genel denklemine ulaştığımız zaman hani biz çemberin bu şekilde denklemi verildiği zaman merkezine ve yarıçapına ulaşabiliyorduk. Hocam burada da ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Hatta formülsüz bir şekilde çarpanları ayırma tekniğiyle de ulaşabiliriz. Biraz sonra soru içerisinde göstereceğim zaten bunu. Ama ben nereden geldiğini göstereyim sana. Şimdi x'in katsayısı neydi? Eksi 2 aydı değil mi? Ben niye arayacağım? Merkezimiz a virgül b değil miydi? Evet. A'yı nasıl elde ederim? Şu x'in katsayısını eksi 2'ye bölerek. Ha. Y'nin katsayısını eksi 2'ye bölerek B'yi elde ederim. O zaman X'in katsayısı eksi D bölü 2. Y'nin katsayısını da eksi 2'ye böldüğümüz zaman eksi E bölü 2. Direkt bana merkezini verir bu. Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2. Peki yarı çap formülünü bulabilir miyiz hocam? Yarı çap formülünü yine burada ispatla yapayım. A kare artı bak dikkat et. A kare artı B kare eksi R kare eşittir F ya. Ben şimdi A dediğim ne oldu? Bak şurası A virgül burası B. A dediğim eksi de bölü 2 karesi d kare bölü 4 artı b dediğim e eksi e bölü 2 e kare bölü 4. Şunu buraya f'yi de buraya atalım. Eksi f eşittir r kare yaptı. Buradan d kare artı e kare eksi 4 f bölü 4 eşittir r kare yaptı. Kare kökünü alınca da ne geldi arkadaşım? Bak burası geldi. Yani r de e bölü 4 1 bölü 2 yaptı. Kök dışına çıktı. Kök içinde d kare artı e kare eksi 4 f. Evet yarı çapta bu şekilde bulunuyor. Hocam bunu bilmesek ya olur mu? Olur ama ya ileride çok işine yarayacak. İşte çember belirtmez, mi, belirtmez mi gibi noktalarda gerçekten çok işine yarayacak. O yüzden bu DEF ilişkisini mutlaka mutlaka bilin. Ki zaten ben size çember analitiğine ilk başladım. iki video geçti. iki ders geçti. Bir tek neyi bilin dedim. Merkezi A virgül B yarı çapraya olan çember denklemini bilin dedim. E bir de şunu bilin ya. Eksi D bölü 2 eksi de bölü 2 merkezi veriyor. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4F. Çünkü biraz sonra bu D kare artı E kare eksi 4F'yi yorumlayacağız. Ondan dolayı bilin tamam mı? Bilmesek de yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. Mesela şöyle bir şey var. Hocam x kare artı 4x. Çarpanları ayırmayı düşün. Neyin parantez karesinden gelir? Hocam şeyin parantez karesinden gelir. Neyin? x kare artı 4 x x artı 2'nin parantez karesinden gelmez mi gelir hocam x kare artı 4 x artı 4 fazlalığı var eksi 4 koyarsam x kare artı 4 x'i elde ederim sonra y kare eksi 4 y bu da y eksi 2'nin parantez karesinden gelir artı 4 fazlalığı var bir de 4 çıkartmam lazım bir de sonra bak şunları hallettim şimdi de şunu şunu hallettim bir de sonra eksi 1 var onu da yazdım bu eşit 0 ya hocam ne oldu x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Eksi 4, eksi 4, eksi 1, eksi 9 öbür tarafa atınca 9. Aa burada merkezimiz eksi 2'ye 2 çıkar. Bunu biliyoruz. Yer çapımızda 3 çıkar deriz ve olayı bitiririz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Ama hocam işte çarpanlar ayırma tekniğini kullanarak yapabiliyorsak diğerine ne gerek var? Biraz sonra göreceksin ne gerek kaldığını. E, ben yine formülle bulayım. İkinci yol. Arkadaş eksi de bölü 2. Yani x'in katsayısı bak şurası d burası e. Eksi de bölü 2. Eksi 2'ye. Eksi bölü 2. Bak bunu eksiyle çarpmışsın 2'ye böleceksin. Yani 2 yaptı. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde d kare dediğimiz 16 artı e kare dediğimiz 16 eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı f. f dediğimiz 1 değil işaretiyle birlikte alacaksın bunu da unutma. 32 36 yaptı 6 diye çıktı o zaman 1 bölü 2 ile çarpınca da r'yi kaç bulduk 3 bulduk arkadaşlar. Evet bu şekilde buluyoruz ama dediğim gibi çarpanlar ayrılmayı da bil bunu da bil. Sorusuna göre hangi soruda sana böyle daha kolay geliyorsa ona göre kolayına gelen yoldan yaparsın bence. Evet geldik örnek 21'e. Analitik düzlemde bu çemberler içten teğet. Bir dakika. Çemberine içten teğet olan çemberin denklemi bu verilmiş. Bak bir çember var elimde. Şöyle bir çember var. Bunun merkezi kaça kaç? Hocam. Eksi D bölü 2'ye bak D burası E bölü 2. E, e, burası. Bunun merkezi kaça kaç? Hocam merkezi eksi D bölü 2. 1'e eksi D bölü 2. 2. Yarı çapta 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare. Sanki d kare e kare kolay. 4 artı e kare 16 eksi 4 çarpı eksi 95. E hocam şunları çarpıyorum. Bak artı yapıyor dikkat. Burası kaç yapıyor o zaman? 4 kere 5 20. 4 kere 9 36. 36 380 400 yapıyor. 400 de kök dışına 20 diye çıkar. 1 bölü 2 ile çarptık 10. Yarı çapı da 10 oldu o zaman. Tamam merkezi 1'e 2 yarı da 10 olan bir çemberden bahsediyoruz. Şimdi olan çemberin denklemi bu. Merkezi kaça kaç? İkincinin, ikincinin merkezine bak. İkincinin merkezi. ikincinin merkezi. Şurası. Bir dakika. Mavi kaleme niye geçmedi ya? Allah Allah. Neyse. İkincinin merkezinde ne? Merkezimiz eksi de bölü 2 eksi de bölü 2. Yani 7'ye kaç arkadaşım? 2 olacak. Yarı çapı yazmayayım. Bak şimdi öyle bir çember var ki hop şöyle bir çember ve bunlar birbirine içten teğetmiş. Ve bunun merkezi de kaça kaç? 7'ye 2. Hocam 7'ye 2. Bak şimdi çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir diyorduk. Şimdi buradaki iki nokta arasındaki uzaklık kaç? X'ler farkı 6. Y'ler farkı 0. 6 mı yaptı? Kare küçüğü de 6'nın karesi artı 0'ın karesinden 6. Hocam şu büyüğün yarı çapı 10'du. Buraya 4 mü kaldı? Evet. Evet ben bu çemberin yarı çapını kaç buldum arkadaşlar? 4 buldum. O zaman ben burada bunu 4 yapacağım. Yani yarı çap 4. 4 eşittir 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare 196 artı e kare. Yani 16 eksi 4 çarpı f. f dediğimiz artı k değil mi? Evet 4k. İşte bu buna eşitleyeceğiz. 8. Hatta bu 8 yaptı. Bu bununla çarpınca 8 yaptı. Karesini aldım her iki tarafın. 64 eşittir. Şu ikisini topladım. Kaç yaptı arkadaşım? İkisini toplayınca 12 212 yaptı. Eksi 4K yaptı. Bunu buraya bunu buraya atalım. 4K eşittir. 212'den 64 çıkınca. Dur bakayım şuraya. 212'den 64 çıkınca 8. Ee, burası da 4 mi yapıyor? 48. 148 mi yaptı? İşlem hatası yapmayalım da. Evet. 14. 148 yapıyor galiba. Galiba 148 yapıyor arkadaşlar. Evet. 148 yaptı. İşlem hatası yapmayalım. O zaman bunu 4'e böldüğün zaman 148'i 4'e bölsem kaç yapıyor? 4 kere 3, 12, 28, 37. Evet 37 yapıyor. K'yı da buradan kaç buluruz? 37 olarak buluruz. İşlem kalabalığı arkadaşlar bu şekilde bulduk. Diğer türlü nasıl yapacaktık? İşte hocam bunu x-7'nin karesi e, artı 49. Yani e, denklemden bir de 49 çıkartacaktık. Çarpanlara ayırma yöntemini de sana bırakıyorum. Bilerek özellikle buradan yapıyorum. Aklınızda bu formül kalsın diye. Çünkü biraz sonra yorumlaması bizim için önemli. Ben direkt yarı eşittir. 1 bölü 2 d kare e kare 4 f şeklinde yapıp o şekilde karşına çıkarttım kardeşim. Evet örnek 21'e ne bulduk? 37 bulduk. Geldik örnek 22'ye. Analitik düzlemde çemberlerin birbirine göre durumlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi merkezini bulalım arkadaşlar. Ya şimdi bunun merkezi nedir? Şunun merkezine bakacak olursak. X kare artı Y kare. Valla eksi bölü 2 eksi bölü 2'den yapabiliriz. Hadi bunu oradan bulalım. Yani merkez birimiz ne yaptı arkadaşlar? Bunu eksi 2'ye böldüğün zaman 1. Bunu eksi 2'ye böldüğün zaman 2. Yarı şapta 1 bölü 2 d kare. Kare içinde. yani 4 artı e kare 16 eksi 4 çarpı 4 değil. Eksi 4 işaretiyle birlikte unutma. 30, bu 32 36 yapıyor değil mi? Ee, kök dışına 6'ya çıktı. 1 bölü 2 ile çarptık 3. Evet merkezi 1'e 2 oranın yarı şapı 3 oldu. Diğerinde d kare e kare bizi biraz yoracak gibi arkadaşlar. Ama şey de biraz yoracak aslında bakacak olursak. Hocam burada bu x eksi 6'nın karesi deyip işlemde yapabiliriz aslında. Hadi bunu da oradan yapayım. Şimdi aslında bu nedir arkadaşlar? Bunu da şöyle mavi kalemle göstereyim. Hocam bu x kare eksi 12x. x eksi 6'nın parantez karesinden gelir. x kare eksi 12x artı 36 fazlalığı var. x 36 dersem x kare eksi 12x'i elde ederim. Sonra artı. Burada ne geliyor? Şöyle bakacak olursak da arkadaşlar. y kare artı 20'ye y artı 10'un parantez karesinden gelir. Hocam buradan da artı 100 fazlalığı var. y kare artı 20'ye artı 100. 100 çıkartmam lazım. Bir de eksi 120 var. Eşi 0 ya. E o zaman burada bu ne yaptı? X eksi 6'nın karesi artı Y artı 10'un karesi eşittir. Hocam şurası 256 mi yaptı? Evet 256 yaptı. Merkezimiz merkez ikimiz kaç? O zaman 6'ya eksi 10 yaptı. Yarı çapı da 16 mi yaptı? Evet. O 16 mi yaptı? 12, 256, 16. 16 yapıyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet 16'ın karesi. 15'in karesi 225. Evet. R, R eşittir 16 yaptı. Çemberlerin birbirine göre durumlarını bulunuz diyor. Evet. Şimdi hadi bakalım işlemimizi yapalım. Bir çemberimiz var. 1'e 2. Bak birinde merkezimiz bu. Birinde merkezimiz bu. Şu merkezler arasındaki şeye bakalım. Merkezleri önce belirleyelim. Merkez 1 bu. Merkez 2'miz de bu. Şimdi merkezleri belirleyelim. Merkezler x'ler farkı 5. Y'ler farkı x 12. 5, 12, 13. Merkezler arasındaki uzaklık 13 olacak. Birinin yarıçapı 3, birinin yarıçapı 16. M2 16. M2 16 yaptığım zaman hocam şurası M1 ya. M2 16 yaptığım zaman şöyle bir çember denk geldi. M1'in de yarıçapı 3 ya. Hocam şuraya kadar geldiğim zaman burası 3 çünkü M2 16. E, M1'in de yarıçapı 3 olduğuna göre tam buradan geçmek zorunda böyle. Ana ne oldu? İçten teğet iki çember karşımıza çıktı iki çember. Bitti. Yani sen bu merkezleri bildikten sonra merkezler arasındaki uzaklığı bul. Sonra o merkezlere ait yarıçapları da çiz. yarıçaplara ait de çemberleri çizdiğin zaman birinin yarıçapı 16. O zaman buraya 3 kaldı. E bunun da yarı çapı 3 ya. Tam burada teğet olmak zorunda arkadaşlar. İçten teğet 2 çember çıktı. Bu sorunun aynısı şu şekilde de gelirdi arkadaşlar. X eksi 6'ın karesi e, artı y artı onun karesi eşittir 256. Ya da şurada x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 9 şeklinde de verilip bir önceki videoda da sorulabilirdi. Oradaki soru hakkımı buraya ayırdım sadece. Yani bir önceki videodaki çözdüğümüz soruların aynısını laciverti burada da karşımıza çıkıyor. Şekil A'da göründüğü gibi. Tamam. Evet örnek 22 işten teğet iki çember olarak bulduk. Geldik örnek 23'e. Şimdi demiş ki çemberiyle a bir doğru ile bir çember iki farklı noktada kesiyor. Bak şimdi. Bir çember ile bir doğru iki farklı noktada kesiyorsa o zaman ne diyeceğiz? Arkadaşlar şu yorum yapabiliriz. Bir Geometrik olarak düşünebilirsin. 2 matematiksel olarak düşünebilirsin. Bu iki noktada kesiyorsa noktanın doğru olan uzaklığı ne olmak zorunda küçüktür yarıçap olmak zorunda. E Hocam küçüktür yarıçapı nasıl kullanacağım. noktanın doğru uzaklığı belli. Doğrumuz belli mi aslında? bu y bu aslında k k kx eksi y eşit 0 doğrusu değil mi? Ee, k yo Bir dakika çember ile doğru. Merkezi bulacaksın burada. Evet merkezi bulup merkezin noktaya olan uzaklığını yazacaksın. K'lı çıkacak mutlak değerli çıkacak. Ondan sonra bu uzaklıkta neye eşitleyeceksin? Pardon neden küçük diyeceksin? Yarı çap. Yarı çap uzunluğu da nedir? 1 bölü 2 kare küçüğünde de kare artı kare eksi 4 f yazacaksın. Sonuca ulaşacaksın. Birinci yol o. Ama bu şekilde bir soru şeyde geldiği zaman. geometride geldiği zaman. Ki geldi 2-3 yıl içerisinde geldi. Bence matematiksel olarak. Siz biliyorsunuz. Şöyle geometrik olarak düşünmeyin bence bunu. Çünkü geometrik olarak gerçekten geometrik olarak olan kısmı sana ödev olsun. Burada yapman gereken şey daha kolay. Y eşittir kx doğrusu verilmiş ya. Bu ne demek? Çember ile bir doğru. iki noktada kesiyorsa bu ne demek? Delta büyük sıfır demek değil midir? Ortak çözümündeki deltasının büyük sıfır olmasına bakacaksın. Bu kadar arkadaşlar. Biraz öncekinde ne yapacaktın? Bu kx eksi y eşit sıfır doğrusu deyip bunun merkezini bulacaktın. Merkezin doğruya olan uzaklığı küçüktür yarı çap diyecektin. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare x 4 f. O daha uzun çıkıyor. Haberin olsun. E o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Hadi bakalım ortak çözüm. Yani sen bu doğruyla bu çember ortak çözüm yapacaksın. İki noktada kesiyor. Deltası büyük sıfır diyeceksin. Y ye yerine kx koyalım. O zaman denklemimiz x kare eksi 26 x artı y kare artı 144 yaptı. Y ye yerine ne yazacaktık? Kx yazacaktık. Kx'in karesi oldu arkadaşlar burası. Şimdi eşit sıfırdan. O zaman burada e, x karenin katsayısına bakalım. x kare parantezini alınca hocam bu x kare artı k kare x kare ya x kare parantezini alınca ne yapıyor? x kare parantezinde 1 artı k kare yapıyor değil mi? Yani aslında 1 artı k kare x kare ondan sonra eksi 26 x var artı 144 var eşittir 0 arkadaş. E ne yapacağız? Denklem çıktı karşımıza deltasına bakacağız. Deltası büyük 0 diyeceğiz. Deltaya bakalım. Delta B kare. Yani 26'nın karesi arkadaşlar. 26 ile 26'yı çarpalım. 6 kere 6 36 işlem kalabalığı var. Yapacak bir şey yok. Yo. Şey yapmasak mı? İşlem kalabalığı yapmasak mı? B kare eksi 4 AC. Eksi 4 çarpı A. 1 artı K kare. 1 artı K kare. Çarpı C. C dediğimizde ne arkadaşlar? 144. E, 26 buradan bir şeyler gelecek mi arkadaşlar? Bunun ne olması lazım? Büyük sıfır olması lazım. E tamam. O zaman bunu atalım öbür tarafa. Şimdi delta'nın büyük sıfır olması lazım. B kare eksi 4 ac. Şu eksi 26 x sıkıntı yok. 26'nın karesi. Bu 26 çarpı 26 değil mi kardeş? Evet. Şunu da öbür tarafa atınca. Hocam büyüktür. 4 çarpı 1 artı k kare çarpı 144 yaptı. Hocam sadeleştirelim. 2'ye bölsem kaç çıktı? 13. 2'ye bölsem 13 çıktı. 4 sadeleşti. Bunu attık öbür tarafa. O zaman ne oldu? 169 bölü 144 büyüktür. 1 artı k kare yaptı. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan bunu çıkartalım. 169 bölü 144 eksi 1. Kaç çıkıyor? 25, 25 bölü 4. 25 bölü 144 geldi. Büyüktür k kare. Yani bu aslında tam tersi. K kare küçüktür. 25 bölü 144 geldi. E, bu ne demek arkadaşlar? K kare kökünü alınca hocam 5 bölü 12'den küçüktür. Ama k dediği için bir de bunun eksilisi olmayacak mı? Yani eksi 5 bölü 12. O zaman aralığımız ne olacaktır? Aralığımız şu olacaktır. Yani eksi 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 arasında olmak zorunda. Benzeri sınavda çıktı arkadaşlar. Ya da şöyle der. K eleman eksi 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 arasında deyip çözüm kümesi bu şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar. Geometrik olarak dediğim gibi merkezini bul. Merkezin doğru yol Yalnız bu kx eksi y eşit 0 oluyor e, ee, küçüktür. R diyeceksin. R'yi de 1 bölü 2 kare küp d kare artı e kare, e kare eksi 4 f şeklinde yaz. Tamam. Anlaşıldı mı? Evet bir önceki dersi anlattıklarımızın çoğunluğu burada da geliyor arkadaşlar. Uç noktaları buraya koymuşum sadece. E, aslında aynı şeyler. Evet geldik şuraya. Şimdi bir not. Arkadaşlar ax kare artı bx y artı cy kare artı dx artı y artı f eşit 0 denkleminin çember belirtmesi için. Bak şimdi. Biz çember denklemini şurada açtık mı biraz önce? Açtık. Merkeze A virgül B yarı olan çemberin denklemi nasıl açılıyordu? Açtığımız zaman şu geliyordu. Yani şuna baktığımız zaman dikkat et dikkat et dikkat et. X kare ve Y kare yani X eksi A'nın karesini açtığın zaman bir kere X kare ve Y karenin kas sayısının ne olması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle 1 olması lazım. Çünkü X eksi A'nın karesini açıyoruz. Y eksi B'nin karesini açıyoruz. O zaman X kare ve Y kare denklem olacak. Artı DX artı Y, E'ye artı F olacak. Bir de x çarpı y'li terim var mı burada? Yok x çarpı y'li terim de olmayacak. O zaman sen bunu açacak olursan yani bunu diyecek olursan a ve c kesinlikle ama kesinlikle 1 olmalı. a ve c bir ol eşit olmalı. Hatta mümkünse 1 yapılmalı. Çünkü çember denklemi olması için. Hatta çember denklemi yani şöyle bir şey gelirse. Hocam 5x kare artı 5y kare ile de başlıyorsa da çember olur. Ama bunun yarı çapını ve merkezini bulurken şunu yapman lazım. X kare artı Y kareye çevirmen lazım. Denklemi 5'e bölmen lazım. Tamam. Böyle 5X kare artı 5Y kareyken merkezini falan bulamazsın. Buna da dikkat et. E o zaman A ve C'nin eşit olması lazım. Mümkünse 1 olması lazım. Tamam. Sonra X Y'li terim var mı? Çember denkleminde X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesinde X, X çarpı Y'li terim kesinlikle ama kesinlikle olmayacak. X çarpı Y'li terim olamaz. Yani B eşittir 0 olmalı. Sonra Şimdi delta'ya bakalım. Bak bak bak. Biz ee, şeye ne demiştik? Yarı çap ne demiştik arkadaşlar? 1 bölü 2 d kare artı e kare eksi 4 f demiştik değil mi? Arkadaşlar bir çemberin yarı çap uzunluğu varsa çemberdir. Yarı çap uzunluğu sıfırsa e, bir noktanın e, bir noktaya sıfır uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Sıfır yarı çaplı o zaman noktanın kendisi yapmıyor mu? Yapıyor. E, bu kök içindeki negatif gelirse ne yapacağız? Kök içindeki negatif gelirse de o zaman bu ne oluyor arkadaşlar? O zaman bu çember belirtmez. Yani o yüzden yarı çap formülünü bilin. Yarı çap formülündeki arkadaşlar şuradaki bilgi d kare 4 d kare artı e kare eksi 4 f bilgisi bir ifadenin çember belirtiyor mu nokta mı belirtiyor ya da çember belirtmiyor mu gibi soruya cevaptır aslında bu. Çünkü yarı çapının olması çember olması demektir ama önce şu şartları sağlaması lazım. Şunu ve şunu sağlaması lazım. Ondan sonra D kare artı e kare eksi dört ve büyük sıfırsa e, yarıçap çap tanımlıdır. Yarı çap tanımlıysa o zaman çember belirtir. Bu D kare artı e kare bak büyük şu delta dedik ya buna D kare artı e kare eksi dört ve delta büyük sıfırsa denklem çember belirtir. Delta eşit sıfırsa denklem nokta belirtir. E, delta küçük sıfırsa ne oluyor? Hocam kök içindeki eksi tanımlı değildir. O yüzden çember belirtmez diyeceğiz. Tamam. Aslında değişik şeyler işte elips, hiperbol gibi şeyler belirtiyor ama onlar müfredattan kaldırıldı. Sadece çember belirtmediğini bilmeniz yeterli. Anlaştık. Evet. Olay bu. Hadi bakalım. Şuna bakalım. Analitik düzlemde şöyle bir şey verilmiş. Bir kere gençler şu x yeli terim olamaz. K eksi 5'in kaç olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. K buradan kaç gelir? 5 gelir. K yerine 5 yazdığımız zaman x kare artı y kare Eksi 4 x artı 6 y artı 5 yazdığım zaman 10 eksi 4'ten 10 eksi 6'dan 4 çık geldi. Burası eşit 0. Bu çemberin yarı çapı uzunluğu isteniyor. Hocam çarpanlar ayırmadan da yapabiliriz. Ya da d kare 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare 16 artı e kare 36 eksi 4 çarpı f. f dediğimiz bu sefer artı 4. 36 6 yarı çapta kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 3 çıkıyor. Çünkü bu kök dışına 6 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarpınca da 3 çıkar. Örnek 24. 3 çıktı. Geldik örnek 25'e. Evet. Bu ne demiş? Denklemi nokta belirttiğine göre. Ha şöyle bir denklem nokta belirtiyorsa. Evet gerçekten x kare ve kare katsayısı sayısı 1. Denklem nokta belirtiyorsa. Ne demiştik? Yarı çap 1 bölü 2. D kare artı e kare eksi 4 f. Yarı çap ya. Bak yarı çapın eşit sıfır olması lazım. Yani şunun sıfır olması lazım. Yani d kare 4 artı e kare 16 eksi 4 çarpı f. f dediğim eksi k dikkat işaretiyle birlikte alacaksınız. Bunun sıfır olması lazım değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman buradan 20 eşittir kaç? Bu artı 4k yaptı. Öbür tarafa geçince eksi 4k yapar. k'yı da buradan kaç buluruz? Eksi 5 olarak buluruz. Yani cevap eksi 5 oldu. Örnek 25'te. Geldik bir sonraki soruya. Bu örnek 25 örnek 26'ya. Denklemi çember belirttiğine göre merkezini bulunuz. Arkadaşlar, denklem çember belirtiyorsa x kare ve y karenin katsayıları eşit olmalı. Yani m 2 olmalı kesinlikle. x yeli terim 0 olmalı. n de kaç olacak? 3 olacak. n de 3 olacak. Yazalım. 2x kare artı 2y kare m'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 2. 2 yazdığım zaman artı 6x n'ye 3 bulmuştum. Eksi 12'ye artı 1 eşit 0 e hocam eksi de bölü 2 eksi e bölü 2 olacak burası. Değil. Burada merkezi bulmak için ne yapıyorduk? x kare ve y karenin katsayısını 1 yapmamız lazım. Yani 2'ye bölüyoruz. x kare artı y kare artı 3x eksi 6y artı 1 bölü 2 eşit 0 çember denklemidir. Asıl d burası. Yani eksi de bölü 2'ye eksi e bölü 2'ye arayacağım ben şimdi. Hocam bu da eksi 3 bölü 2'ye bu da Kaç yaptı o zaman? 3 mü yaptı? Evet. Merkezimiz bu şekilde yapar. İşte şu hatayı yapanlar. Hocam eksi 3'e artı 6 diyorsunuz. Yanlış. x kare ve karenin kaç sayısının 1 olması halinde biz eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 bir de yarı çap formülünü uygulayabiliriz. Tamam. İşte o yüzden videonun başından beri d kare bu, bu soruyla alakalı değil ama. Işte d kare artı e kare eksi 4 ve ne işimize yarayacak? İşte burada e, çember belirtir mi? İşte nokta belirtir mi? Gibi sorularda çok işimize yarıyor arkadaşlar. Ve geldik bugünün yani bu haftanın son sorusuna. Bunu da eşitsizlik sistemini bir soruyla göstermek istedim arkadaşım. Şimdi bu ne demek? Hocam bu bir çember denklemidir. Hatta merkezi kaça kaç? Sıfıra sıfır. Çünkü x eksi sıfır y eksi sıfır dediği için. Hocam merkezi sıfıra sıfır. Yarı da kaç? Bu eşit gibi düşünsek 8 mi yapacak? Evet. E, küçük eşit dediği zaman ne olacak? Arkadaşlar bir çember denkleminde eşit değil de küçük eşitlerse çemberin içi büyük eşitlerse çemberin dışı. Hocam eşit dediği zaman çemberin üzeri oluyordu zaten. Çember denklemi veriyordu. O zaman burada grafiği çizelim. Hop git çizdik grafiği. Grafiği çizdiğimizde bir çemberimiz var elimizde. Ve çemberimizin yarıçapı kaç? 8. Ve ben bu çemberin nesini alacağım arkadaşlar? İç bölgesini alacağım. Mızda bulunsun. İç bölgesi. Çünkü küçük eşit kaç demiş? 64 dediği için bu çemberin iç bölgesi. Eyvallah. Bir de x eksi y büyük eşit 0, 8 demiş. Denklemi eşit 0'mış eşit 8'miş gibi denklemi şey yapalım. x yerine 0 yazsak y'si kaç geldi? Eksi 8 geldi. y yerine 0 yazsak bak grafiğe çizmeye çalışıyorum. Ee, y yerine 0 yazsak x de kaç geldi? 8 geldi. Evet y'si eksi 8 de olacak. Şurada olacak. Eksi 8 de. x kaç da olacak? 8'de olacak. İşte bunun da grafiği bu. Hocam bu eşitsizliğin büyük eşit diyor. Hani y'nin kas pozitifken Büyük tarafta mı küçük tarafta mı ona bakıyorduk. Hocam bu negatif attık bu tarafa. Bu tarafa atınca küçük tarafta kalıyor. O zaman doğrunun alt tarafı olmuyor muydu? Evet. Ya da hocam 00 00 0 0 yazalım. 0 0 yazdığımızda sıfır büyük eşit 8 sağlandı mı sağlanmadı. Bak 0 0 eşitsizlik sistemini sağlamıyor. Üst tarafı değil. Alt tarafı olacak. O zaman hem çemberin içi hem de doğrunun alt tarafı her ikisini de sağlayan bölge neresi? İşte tam olarak burası. Bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Ne yapacağız? çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. Burası da 8'e 8. Yani pi 8'in karesi bölü 4 çeyrek dairenin alanı eksi dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 bölü 2. Yani 64 bölü 4'ten 16 pi eksi 64 bölü 2'den 32 şeklinde buluruz. Evet bunu da bir soruyla göstermek istedim eşitsizlik sistemini. Dediğim gibi küçük diyorsa x kare artı y kareli bir şey. Mesela şöyle denilebilir. Hocam x eksi 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi küçük eşit 36 derse o zaman merkezi 2'ye 5 hemen gösteriyorsun. 2'ye 5 merkezi 2'ye 5 olan yarı da 6 olan çemberin iç bölgesi diye böyle karalarsın. E, bu büyük eşit deseydi de dış bölgesi olarak karalardık tamam mı? Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet gençler e, burada da zaten şu doğruda da eşitlik sistemini hatırlıyorsunuz. Y'nin kas sayısı artıyken küçük taraftaysa alt tarafı ki bak öbür taraf attığımızda küçük tarafta oluyor. Çünkü x büyük tarafta oluyor. Y küçük tarafta oluyor. Alt tarafı doğrunun. Ya da 0 0 koyduk. 0 0 bölgeyi sağlamadı. O zaman alt tarafı dedik. İşte hem çemberin içi hem de doğrunun alt tarafı burası oluyor. Bu bölgenin alanında çok güzel bir şekilde çıktı. Böylelikle bu haftayı bitiriyoruz gençler. O zaman bir sonraki hafta ne var? ÖSYM benzeri soruların sorulardan oluşan testlerimiz var. O testlerin çözümünde yani 26. haftada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.